Ülkemizde en çok görülen sağlık sorunlarının başında göz hastalıkları geliyor. Bilgisayar başında çok vakit geçirmek, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi sebeplerle vücudumuzun en önemli organlarından biri olan göz sağlığımız olumsuz etkilenerek göz hastalıklarının oluşmasına neden oluyor. Gözümüz tabii ki çok önemli bir organımız. Bizim dünyaya açılan penceremiz. Onun için gözümüzü çok iyi korumamız gerekiyor. Tabii ki kendi eee Gözümüz, şikayetlerimizi bilebiliriz ama çocuklarımız için, bebeklerimiz için, onların kendilerini ifade edemeyecekleri için onları erken dönemde mutlaka göz muayenesine götürmemiz gerekiyor. Göz sağlığımız için, vücudumuz için hangi gıdalar çok iyiyse gözümüz için de bunlar çok iyi aslında. Tabii ki çok aşırı yağlı, çok aşırı bize e, toksin üretecek gıdalar e, gözümüz için de zararlı. Ee, sebze meyve ağırlıklı beslenmek gözümüz için de faydalı çünkü e, şekerin yüksek olması, kan şekerimizin yüksek olması, şeker hastalığına eğimli olmamız, tansiyonumuzun yüksek olması, gözümüzdeki damarları ve gözümüzdeki lensi etkilediği için görmemizi azaltabilir. Aşırı yağlı gıdalardan uzak durarak sebze ve meyve tüketerek Sarı soft aydınlatma kullanarak ve bilgisayar başında daha az vakit geçirerek göz sağlığımızı koruyabiliriz. Yanma, sulanma, odaklanamama gibi belirtiler göz hastalığı göstergesi olabileceğinden bu gibi durumlarda mutlaka göz doktoruna başvurulması gerekiyor göz sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Bir e, demin de söylediğimiz gibi çok aşırı yakın çalışma. Özellikle bilgisayarda gözümüz e, kırpmadan baktığımız için e, gözümüzde kuruluk ve alerji riski oluşabilir. Eğer gözümüzde numara var ise bu gözümüzün e, normalden de fazla yorulmasına neden olabilir bilgisayar karşısında. E, ve aydınlatmalar özellikle bilgisayar karşısında mutlaka sarı soft softon aydınlatma istiyoruz. Ekranın parlamamasını istiyoruz. Tabii ki çocuklarımızın büyüme döneminde özellikle bilgisayar kullanımı, iPad kullanımı biraz sınırlandırılmalı ki onların tam gelişme çağında onları uzak görme dediğimiz miyop kırma kusuruna itmesin diye. Çünkü çok aşırı yakın çalışma özellikle bilgisayar kullanımı bir miktar eğer ailede de var ise miyop oluşumunu hızlandırabilir. Onu aklımızda tutalım. Onun haricinde tabii ki güneşli zamanlarda güneş gözlüğü, güneşin özellikle çok dik geldiği zamanlarda güneş gözlüğü mutlaka kullanalım. Çünkü güneş ışını hem gözümüzün en iç tabakasına hem de lensimize zarar verebilir daha erken yaşta katarak gelişimi olabilir. Çok uzun süre güneşin altında kalmış insanlarda katarak biraz daha erken gelişiyor gerçekten. Eğer e, işte gözümüzde yanma, sulanma, bir şey okurken çok iyi adapte olamama, odaklayamama, satır atlama, e, başımızı yan eğerek bakma özellikle çocuklarımız için de bu çok geçerli. <laughs>